Nasıl bir ilişki içerisindeydiler Ermeniler ve Kürt Aleviler? Bir defa halk olarak Ermeniler ve Kürtler bu coğrafyanın en kadim halklar arasında, en eski binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan, yan yana, kimi yerde iç içe yaşayan halklar, keza sadece bu ikisi de değil, Süryaniler, Keldaniler, yine bu coğrafyada Kürtlerle, Ermenilerle iç içe, yan yana yaşayan. Süreç içerisinde bu coğrafya biraz daha değişime uğruyor. Keza Ermenilerin yakın döneme kadar, ünlü 1915'teki Ermeni soykırımına kadar, Ermenilerin yaşamadığı Anadolu coğrafyası, Trakya coğrafyası yok neredeyse. En az yaşadıkları yer Güney Batı Anadolu miğveri, yani o köşe bölgede çok seyrekler. Bunun dışında her tarafta Ermeniler yaşıyordu. Tabii yoğun olarak yaşadıkları coğrafya işte Ermenistan olarak nitelendirilen, aynı zamanda Kürtlerle komşu olan, Kürtlerle birçok iç içe olan Kızılırmak'ın doğu yakası Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı en yoğun. Ama batıda da dediğim gibi birçok yerde Ermeni yerleşkeleri olmuş tarihten bu yana. Bu yakınlık dolayısıyla zaten eğer bu iki halk iyi anlaşamasaydı birçok sürtüşmeye sahne olurdu o coğrafya. Oysa bakıyoruz ki özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar, yani Abdülhamid'in oluşturduğu Hamidiye aşiret alayları, süvari alaylarına kadar iki halk arasında köklü hiçbir şey yok, çelişki yok. O tarihten sonra devletin milis kuvveti olarak oluşturulan Hamidiye alayları dolayısıyla ilişkiler biraz zedeleniyor. Ama sadece Ermenilerin değil, aynı zamanda diğer işte milliyetçi Kürtlerin de ilişkileri bozuluyor. Keza Alevilerin de ilişkileri bozuluyor. Yani Alevi Kürt bloku, ondan sonra keza işte Sünni İslam Kürt bloku arasındaki çelişki de o süreçte başlıyor. Bunların tabii hepsi bilinçli bir politika ve açıktır ki o zamanki Hamidiye alayları Kürt alayı olmasından öte devletin milis kuvvetleridir. Bugünkü korucuların önceliği niteliğindedir. Onu öyle bilmek, görmek lazım. Şeye gelince Alevi Kürtlerle özellikle Ermeniler çok daha iç içe yaşamışlar ve son derece iyi geçinmişler tarihten bu yana. Birbirlerini kesinlikle yadırgamadan, yabancısınmadan son derece dostane ilişkiler içerisinde geçmiş. Keza Atatürk'ün hep sözünü sık sık söylüyoruz. Etnopolitika uzmanı olan Profesör Hasan Reşit Tankut hazırladığı bu konudaki raporlarda özellikle Alevilerle Hristiyan Ermeniler arasındaki bu yakınlığa özellikle vurgu yapıyor. Mesela bir paragrafı aynen şöyle. Paragrafı doğrudan okuyayım. Diyor ki Aleviler her yerde Hristiyan dostudur. Dikkat et. Aleviler her yerde Hristiyan dostudur. Ocak başlarında muhabbet eden insanların arasındaki Hristiyan hiç de yabancı sayılmaz. Belki bir çeşit itizal yolu, yani akılcılık yolu olan Gregoryanlık, başka Hristiyan mezheplerine göre Aleviliği daha ziyade okşayabildiği için, ki Ermenilerin büyük bir bölümü aynı zamanda Gregoryan Hristiyandır, okşayabildiği için üstün tutulmaktadır. Şurası gerçek ki Ermeni Alevi'nin en yakın dostudur. Şimdi bu belirleme, bu ve buna benzer bir dizi belirleme yaptığı gibi daha Cumhuriyet ilan edilmeden Osmanlı döneminin son safahatında biliyorsun bir ara bir plebisit olayı gündeme gelmişti. Yani Kürtler Türklerle birlikte mi hareket etmek istiyor yoksa Ermenilerle birlikte yaşamak istiyor? 1910'lu yılların sonlarına doğru böyle bir plebisit olayı gündeme geldi. Sonradan bu yapılmadı. Bu vesileyle bir anekdot aktarıyor Hasan Reşit Tankut. O tarihlerde Sivas'ta maiyet memuru, Hafik kazasında maiyet memuru. Maiyet memurluğu biliyorsun kaymakamlık öncesi bir görevdir. Maiyet memuru iken diyor ki bir Alevi köyünde geceledim diyor. Kendisi aynen anlatıyor. Yani Alevi Kürtlerle özellikle bir bütün olarak Alevilerle Hristiyanlar arasındaki yakınlık. Artı Alevi Kürtlerle Gregoryan, Hristiyan, Ermeniler arasındaki yakınlığı vurgulamak için bir anekdot aktarıyor. Diyor ki siyasal bilgileri henüz bitirmiş ve Sivas vilayeti mahiyetine verilmiştim.
Hafik ilçesinin bir Alevi köyünde geceledim. Sonradan mahiyet memuru olduğunu başka bir raporda kendisi anlatıyor. Ev sahibi bu plebisit meselesi, yani Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ermenilere özellik verilmesi. Onlar sakal bıyık kestirmez, kıl düşürmezler. Biz de öyle. Dikkat edersen İslam'da sünnet olayı vardır. Halbuki Alevilikte ve Hristiyanlıkta sakala bıyığa dokunulmaz. Bıçak vurulmaz. Yani kıl düşürülmez. Başka bir deyimle. Onlar gusül etmezler. Biz de öyle. Onlar göğüslerinde haç çıkarmak yoluyla şehadet getirirler. Biz açık avucumuzu bağrımıza basmak suretiyle diyor. Biz sonradan Hazreti Ali Efendimiz'e uyduğumuz için adımız Alevi oldu. Yoksa aramızda ciddi bir fark yoktur diyor. Şimdi bu anekdot aynen böyle. Yani bunu gizli raporlarına yansıtan, daha Osmanlı döneminde Sivas bölgesinde mahiyet memurluğu yapan ve Alevi köyünde geceleyen, daha sonra da o bölgeyi iyi bildiği gerekçesiyle bizzat Atatürk tarafından 1925'te Şark İlleri Asayiş Müşaviri, etnopolitik inceleme raporları vermekle görevli Şark İlleri Asayiş Müşaviri olarak atanan kişi bunları söylüyor. Bu belirlemeyi yapıyor. Bunda büyük bir gerçeklik payı var. Sonra bunun devamında, bu raporların devamında birçok Ermeni aşığının, özellikle Bektaşilik üzerinden Aleviliğe intisap eden, gönüllü olarak, biliyorsun ki Alevilikte misyonerlik diye bir olay yok. Tersine Alevi içine kapanır, kendini koruyabilmek için. Hatta bir takım kurallar getirmiştir dışarıdan Alevi olunamayacağına dair. O tamamen savunma içgüdüsüyle ilgilidir. Kendini koruma içgüdüsüyle ilgilidir. Bırak başkalarını asimile etmeyi, başkalarını bilmem neye dönüştürmeyi bir tarafa bırak. Kendini korumak için bir takım kurallar geliştirmiştir. Bir bakıyorsun ki şu kitapta, sadece bu kitapta ben 140 dolayında, 140 dolayında Ermeni aşığına yer verdim. Bunlar Alevilikte, Bektaşilikte öyle bir seviyeye ulaşmışlar ki buradakilerin yarıdan fazlası gönüllü olarak Aleviliğe, Bektaşiliğe girmiş. Aleviliği, Bektaşiliği seçmiş. Dahası yine benim tespitlerime göre burada yer verdiğim 140 dolayında aşuğun, aşuğun 5 tanesi, benim tespit ettiğim 5 tanesi Bektaşilikte babalık mertebesine ulaşmış. Babalık mertebesine. Bunlardan sonra bazı örnekler şey diyeceğiz, vereceğiz. Evet, vereceğiz. Bu son derece önemli bir belirleme. Yani devlet yetkililerinin de dikkatini çekiyor. Tarihten bu yana Alevi Kürtler, bir bütün olarak Aleviler her zaman Ermenilerle dostane ilişkiler yürütmüşlerdir. Keza Ermeni soykırımı sonrasında, 1915'teki büyük Ermeni soykırımı sonrasında 25 bin Ermeni'nin Dersim Kızılbaş Kürtleri tarafından korunarak Sovyetlere geçirildiğine dair Ermeni gazetesi Almanak'ta bilgiler var. Belgeler var. Yani bu belgeli bir olay. Belki biraz da Dersim katliamına giden süreç, Koçgiri artı Dersim'e giden süreç, belki biraz da bundan kaynaklı bir öç alma politikasıydı. Yani onun da önemli bir rolü var. Çünkü daha önceki şeylerde söylendi, Zodiyenlerin işini bitirdik, sıra Lodiyenlere geldi diyor katliamı yapan şahsiyet, o zamanki general. Dolayısıyla böyle bir yakınlık tarihten bu yana var. Bir bütün olarak bu halklar arasında bir dostane ilişki var, iç içe yaşama var. Ama Alevi Kürtlerle özellikle Ermeniler arasında daha da yoğun ve hiçbir zaman kesintiye uğramayan bir dostane ilişki olmuştur. Hocam, Tankut'un belgelerinde şöyle bir şey de geçiyor. Alevi her yerde Hristiyan dostudur. Ocak başlarında muhabbet eden insanların arasındaki Hristiyan hiç de yabancı sayılmaz. Belki bir çeşit itizal yolu olan Gregoryanlık, başka Hristiyan mezheplerine göre Aleviliği daha ziyade okşayabildiği için üstün tutulmaktadır. Şurası gerçek ki Ermeni Alevinin en yakın bir dostudur diye diyor. Sizin dediğinizi de özetliyor aslında. Tabii, aynen biraz öyle. Aynen öyle. Evet. Zaten benim o belirlemem de ondan kaynaklı. Evet. Yani bir uygulamadan, fiili uygulamadan artı bizzat o gizli belgelerden kaynaklı. Bunu yani hem bizim kaynakları verirler, hem gizli kaynakları verirler, hem Ermeni kaynakları verirler. Hem batılı kaynaklar verdiler.
bu konuda bir ortak kabul var açıkçası. Aslında o kadar güzel bir ilişkileri var ki yan yana olan, herkes de buna şaşırıyor. Hatta bu onlara dert oluyor. Evet. Böyle raporlar hazırlıyorlar. Evet, bu kadar evet, iyi evet. anlaşmamalı, Zaten eğer bu kadar büyük bir yakınlık evet. olmasa, Hristiyanlık gibi çok önemli bir din mensubu iken bu insanlar gönüllü olarak Alevi'liğe, Bektaşiliğe intisap etmezlerdi belki. Şimdi Evet. bunların içerisinde hep söylüyoruz, zaten edebiyat da iç içedir. Alevilik, Bektaşilik aynı zamanda edebiyat demektir. Evet. Edebi inançlar demektir bunlar aynı zamanda. Dolayısıyla özellikle yazma yetisi, şiirsel ya da destansal yazma yetisi olan Ermeni aşıklar, Ermeni şairler daha çok intisap etmişler Alevi'liğe, Bektaşiliğe ve son derece güzel ürünler vermişler. Bunların bazı örneklerini sunacağız, paylaşacağız. Evet. Hocam şimdi tarih böyle, bu iki inanç sistemi gerçekten yıllarca, yüzyıllarca yan yana dostluk içerisinde yaşamışlar ve bizim özel konumuz aşıklık geleneğini aslında, aşıklık Evet. geleneğinden de etkileniyor. Hatta Ermenilikte bu aşuh olarak geçiyor. Şimdi bunun biraz kökenlerini inceleyelim. Şimdi aşuh dediğimiz şey aşıktan mı gelmiştir? Çünkü Ermeniler bunun mesela Türkçeden alındığını hep itiraz ederler. Ve daha çok kendilerini işte sanırsam Farsçadan geldiğini iddia ederler. Türkler bunun tam tersini iddia eder. Böyle bir çatışma, kavram çatışması da yaşanıyor. Buna biraz açıklık getirelim isterseniz. Evet, şimdi dengbejlik, ozanlık, aşıklık, saz şairliği kavramlarına zaman zaman değiniyoruz. Evet. Burada önemli olan şey şu, bir defa Aleviliğin, Bektaşiliğin edebiyatla iç içe olması, bunların vazgeçilmez olmaları hususu çok önemlidir. Tek başına o kavram bizi şeye götürmez. Aşık sözü Arapçadan geliyor, aşktan geliyor. Hı hı. Aşık olan kişi aynı zamanda. Neye aşık? Bu inançların aynı zamanda temeli sevgiye dayalıdır. Hı. Bizim dinimiz sevgidir diye boşuna söylemez Aleviler. Dolayısıyla aşk, aşksız Alevilik olmaz, edebiyatsız Alevilik olmaz, keza aşıksız Alevilik olmaz. Yani onun Arapçadan gelmiş olması tek başına bir anlam ifade etmiyor. Şimdi onu şey yapalım, Arapçadan mı geliyor, Farsçadan mı? Arapçadan geliyor. Arapçadan geliyor. Aşk, Arapçadır zaten. Aşk, maşuk, aşık, maşuka gibi kavramlar. Yani bunu ışkla götürülüp ışkı, ışk onun bir söyleniş biçimidir şeyde. Aynı zamanda literatürde ışk şekli var, aşk şekli var. Aşık bu eylemin faili olan kişidir. Dolayısıyla o tek başına bir anlam ifade etmez. Ben daha anlamlı bir şey okuyacağım. Başka bir toplumda bunun adı ozan olabilir. Başka bir toplumda hozan olabilir. Başka bir toplumda yahşi olabilir. Başka bir toplumda bilmem şu olabilir, bu olabilir. Bu önemli olan onun içeriğidir. O onun anlamsal içeriğidir. Şimdi çarpıcı bir şey okuyacağım ama daha sonra bunun da bir tarafıyla eksik olduğunu vurgulayacağım. Okuyacağım şey, Eyyubiler soyundan gelen meşhur bir aile var. Onların o kimliği pek bilinmez. Sabahattin Eyyuboğlu, Bedirboğlu, Alevilikle ilgili de çeşitli çalışmalar yapmış olan İsmet Zeki Eyyuboğlu'nun daha 1970'li yılların başlarında yayınlanmış ilginç bir makalesi vardı. Bu makale eski Anadolu şiiri ile ilgili. Şimdi eğer biz tutar bunu Fuat Köprülü'nün iddia ettiği gibi bir Türk geleneği olarak sunarsak, o zaman biz onu çok ısırlaştırmış ve çok yakın tarihe getirmiş oluruz. Hı. Yani o allı şanlı Profesör Fuat Köprülü de ne yazık ki birçok konuda önemli çalışmalar yapmış olmakla birlikte eski bir iddiatçı kimliğiyle birçok konuda o da Türk resmi tarih tezinin çok fazla dışına çıkamamıştır her zaman. Keza özellikle aşıklık geleneğinin Türklerden Ermenilere geçtiğini söyleyen odur. Hı hı. Adeta onun işte mimarı olarak Türkleri yansıtan, sunan Fuat Köprülü'dür. Şimdi İsmet Zeki Eyyuboğlu'nun şu belirlemesi önemlidir.
bunun geçmiş köklerini belirlemek açısından. Diyor ki İsmet Zeki Eyüboğlu Eski Anadolu Şiiri adlı önemli makalesinde Yunus Emre'den tutun da günümüzün bütün tarikatçı ozanlarına kadar kullanıla gelen tasavvuf deyimlerinin en önemli kavramlarının kökeni ilk çağ Anadolu inançlarıdır. Bakın şimdi bu ilk çağ Anadolu inançlarına götürdü, yasladı. İsa'dan önce 6. yüzyılda Anadolu'da bir felsefe çığırının doğduğunu, Thales'in düşüncesinde düzene ulaştığını, bütün varlıkların özünde suyun temel ilke olarak yer aldığını biliyoruz. Thales, bütün varlıkların temel ilkesi sudur demişti. Onun bu görüşü ve minel ma'i külli şey'un hay, bütün varlıklar sudan hayat bulmuştur biçimine girerek İslam'ın ana düşüncelerine karıştı. Thales'ten sonra Anaximenes soluk bütün varlıkların özüdür. Bütün varlıklar soluktan türemiştir diyerek soluğu yani havayı temel ilke saymıştır. Sonra gene Anadolu Heraklitos ateş temel ilkedir. Bütün varlık türleri onun değişmesi sonucu ortaya çıkmıştır demiş. Onlardan sonra gelen Anadolu bilgelerinin izinden yürüyen komşu ülkenin çocuğu Sicilyalı Empedokles bu üç ana ilkeye toprağa katarak varlığın temeli sevgiyi birleştirip tiksinme nefretin ayırdığı su, soluk yani hava, ateş, toprak olmak üzere dörttür görüşünü ileri sürdü. İşte Anadolu tasavvufunun anaasırı erba, dört unsur diye adlandırdığı dört ilkenin kaynağı budur diyor. Bu çok önemli bir belirleme ve bir örnek veriyor. Yunus Emre'nin bir dörtlüğünü buna örnek veriyor. Yunus Emre'nin nasıl bu inanç ve felsefeyi dillendirdiğini, onun takipçisi olduğunu. Padişahlar padişahı olgani, emriyle veribidi bize canı. Ot u suvü toprağı yeli bile. Ot dediği ateş. İkincisi su, üçüncüsü toprak, dördüncüsü yel. Yel dediği hava. Anın ile bünyad eyledi teni. Yani bu anasırı erba denen dört temel unsur. Ateş, su, hava, toprak. Şimdi Yunus'un nereden kaynaklandığını şu yukarıdaki belirlemeler çok açık olarak ortaya koymuyor mu zaten? Burada eksik bırakılan bir taraf var. Çeşitli vesilelerle söylediğimiz. Sadece biz bunu Anadolu'ya, elbette Anadolu'da çok önemli izleri var, kaynakları var. Zaten eski Anadolu medeniyetleriyle Mezopotamya medeniyetleri, uygarlıkları, kültürleri, inançları arasında müthiş bir geçişme, müthiş bir görüş alışverişi ve etkileşim var. Biz bunu kaçmıyoruz. Sanki bugünkü gibi sınırlar var, sınırlarda karakollar var, kimse bir tarafa geçmiyor, hepsi bilmem düşman kardeşler gibi algılanıyor. Öyle değil. Batı, yani Anadolu, Mezopotamya Anadolu'yu çok önemli ölçüde etkilemiştir. Etkilediği için de burada İsmet Zeki Eyüboğlu'nun eksik bıraktığı taraf yaresallıktır. Yaresallık. Biz Anadolu'da İslam öncesi bilmem nesine giriyoruz ama bilmiyoruz ki aynı zamanda İslam öncesi 4. yüzyıl, affedersin, İsa'dan 400 yıl önce. İsa'dan 400 yıl önce yaşamış Yaresan, yani Alevi Kürt şairi var. Adı o zaman Yaresan olmasa da. Alevi Kürt şairi var. Keza milattan 600 yıl sonra önemli bir edebiyat akımı oluşuyor. Yaresan edebiyatı adına buna zaman zaman değiniyoruz. Sadece Yunus Emre'nin ortaya çıktığı döneme kadar 30 dolayında şairlerden söz ediyoruz ki bunların ondan fazlası kadın şair. Şimdi demek ki bu tarafı eksik bırakıyor. Yani İsmet Zeki Eyüboğlu bir yandan eski Anadolu uygarlıklarını, kültürlerini temel olarak alırken, baz olarak alırken resmi görüş yanılarının tersine. Ama şimdi bu tarafını, Mezopotamya kaynaklı bu köklerini görmezlikten geliyor. İşin eksik tarafı bu. Demek ki bizim aşıklık geleneği dediğimiz, bizim ozanlık geleneği dediğimiz, saz şairliği geleneği dediğimiz, bazı bölgelerde yahşilik olarak da nitelendirilen bu halk şairliği geleneği, manzum söyleme geleneği oldukça eskilere dayanan bir geleneğin
devamıdır. Hı hı. Böyle bir şey üzerine oturuyor, birikim üzerine oturuyor. Hı hı. Burada Ermeni aşıkları da yine geçmişten biliyoruz ki Ermeniler bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında, Kürt coğrafyasında, Ermenistan'da, Gürcistan'da, hatta Kırım bölgesinde, İran'da keza varlar ve genel olarak yaşadıkları toprakların hakim diline yönelmişler. Bu çok önemli. Evet, bunu sormak istiyordum bir soru olarak. Çünkü Ermeniler Türkçe'de eser vermişler, Kürtçe'de vermişler, işte Gürcüce vermişler, Farsça vermişler. Özet olarak kimin egemenliği altına girmişseler o toplumdan etkilenmiş ve o topluma aslında birçok da eser kazandırmışlar. Doğru, aynen öyle. Çok önemli bu. Şimdi o tarihte Elif, bu milliyetçilik bilinci, milliyetçilik duyguları çok gelişkin olmadığı için, yani bir toplum içinden çıkan bir ozanın ille kendi ana diliyle üretim yapması, şiir yazması ya da eser vermesi kaygısı çoğu zaman olmamış. Ölçü olarak neyi almışlar? Baz olarak daha çok egemen dini ve kültürü almışlar. Egemen olan, başat olan. Çünkü amaç ne? Amaç mesajını yaygın kitlelere vermek. Evet. Yani ben bir şiir yazıyorsam geniş kitleler bunu anlasınlar, algılasınlar diye hem egemen olduğu için ve göreceli olarak da moda dil, moda kültüre dönüştüğü için egemenlerin diliyle söyleme giderek yaygınlaşmış. Evet. Keza Anadolu'da Ermenice söyleyenler olduğu gibi, şiir yazanlar olduğu gibi başat dil nedir? Ortak dil Osmanlıca. Hı hı. Büyük bir bölümü Osmanlıca yazmış. Aynı zamanda halk katmanları arasında yaşıyorsa Türkçe yazmış. Hı. Bunlar İran'da Kürtçe ve Farsça yazmış. Ermenistan'da Ermenice yazmış. Gürcistan'da Gürcüce yazmış. Hı. Öbür tarafta Kıpçakça yazmış. Bu neyi gösteriyor? Hakim dil, başat dil hangisi ise ona yönelmişler mesajlarını verebilmek için. İşte bazılarının anlamadığı şey bu. En önemlisi de Aleviliği sadece Türklükle özdeşleştirip, Türklükle özdeşleştirmek Alevi'de büyük bir haksızlıktır. Hem Alevilik, bilmem sadece Anadolu'da ortaya çıkan bir inat sistemi değildir. Hem de Aleviliğin ilk edebi ürünleri Yunus Emre ile başlamıyor. Bu Aleviliği kısırlaştırmaktır. Bir bütün olarak girilirse ta milattan önceye bunu götürmek gerekiyor. Edebiyatıyla da götürmek gerekiyor. Sadece düşünce olarak değil. Edebiyatıyla da milattan önceye götürmek gerekiyor. Hele hele zaten dediğim gibi 8. yüzyıldan itibaren çok yoğun bir edebiyat oluşmuş o topraklarda. Ve bugün bunun ürünleri elimizde. İşte bu kitap aynı zamanda şunu gösteriyor. Anlatılan ya da iddia edilen gibi Alevi edebiyatının sadece Türkler tarafından yaratılmadığını, bu inanca bağlı, bu dine bağlı bütün halkların kendi ana dillerinde, aynı zamanda egemen dilde bir edebiyat ürettiklerini gösteren en çarpıcı örnek budur. Bu kitap çıkıncaya kadar araştırmacı geçirenler dahil birkaç Ermeni aşığının adını bile bilmiyordu. Bilenler de sadece adlarını biliyordu birkaç kişinin. Birkaç kişinin. Oysa burada 140 Ermeni aşığının, aşığın burada şeyleri var, eserleri var. Biyografileriyle birlikte edebiyat ürünleri var. Yeri gelmişken isterseniz örnek de verelim. Hocam. Örnek de verelim. Hay hay. Evet, arada bir örnek de verelim. Evet. Çünkü gerçekten de çok çok güzel şiirler var. Bir de Ermeni aşıklarının, aşıklık geleneğinin temel dürtülerinden, ürünlerinden biri de destandır, destan. Hı. Çeşitli olayları, toplumsal, siyasal olayları destan tarzı şiirle anlatma da yaygın bir gelenektir bu aşıklık geleneğinde. Şimdi gerek halk şiiri dalında, gerek dini şiir dalında son derece güzel, son derece güzel örnekler, hoş örnekler var. Biz bunlardan söz gelimi hepsi birbirinden güzel. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Hangisini okuyayım diye şöyle bir bakıyorum.
Örnek çok vereceğiz çünkü aslında bu bilinen bir konu olmadığı için hocam örnekler vermek Mesela gerekiyor. Şu an şimdi bilinç diğerlerinin işin açısından. enteresan tarafı ortak mahlaslar kullanıldığı için. Ortak mahlaslar. Nedir mesela burada? İşte 140 tane şair vermişim ben. Nedir isimleri? Abdi. Ya Abdi mahlasıyla divan, tekke ve halk şiirinde yazmış 44 tane şair var. 44 tane. Önemli olan Ermeni olanını bulup çıkarmaktır. A Fatih'dir, A Gahi'dir, A Şıkî'dir, Genelde Ahteri'dir, A Yeri'dir. Ermenice isimler de çok az Çok bildiğim az, son derece kadarıyla. yani kendi Ermenice ismini kullanan. Çünkü şairliğin biliyorsun şeyleri var, ortak mahlas. Mahlas olarak da Mahlas hocam olarak kullanıyor. Ermeniceyi pek Pek almamışlar. almamışlar Mesela Ermenice'yi alan bir kul agop. O da genelde. başına kul koyuyor. Dikkat edersen kul agop'tan bir örnek okuyayım mesela. Bugün bir güzele yolum uğradı. Gördüm cemalini, aklım zay oldu. Siyah zülüflerin gerdana dökmüş. Baktım kaşlarına, aklım zay oldu. Aladır gözleri, kaşları kara. Ak gerdana dizmiş hal sıra sıra. Bizden selam olsun şol şirin yara. Selamım almadı, aklım zay oldu. Merhamet etmem mi, hey kanlı şam, nice olur halim. Çık karşımda salın, hey sel bir dalım. Boyunu görmeden aklım zay oldu. Kulagop güzelin metine iliyor. Ahbab-ı menclis cemi dinliyor. Ebrular göğüse pervane iniyor. İnci dişlerine aklım zay oldu. Enfes sözler Evet, bu gerçekten. bir aşk şiiri kategorisinde. Zaten Alevi deyişi, ayeti demek sadece içinde Allah, Muhammed, Ali geçen deyiş türü değildir. Onlarla birlikte, onların yanı sıra, onlar bir tema olarak işlenir. Ama aşk, sevda, sevgi Alevi'nin özünü oluşturur. Dolayısıyla Alevi deyişlerinin Türkçe söylemiyle çok önemli bir bölümü aşk ve sevda temasını işler zaten. Biraz daha verebiliriz. Çok güzel Peki, o şeyler. zaman biraz daha Ne kadar örnek o versek kadar iyidir. çok Evet, gerçekten çok bilinen örnekler, o örnekler kadar çok değilsin ki. örnekler, güzel örnekler var ki. Ne yapmışım? Aşık Mecnuni. Mecnuni'den bir örnek. Kişiyi de biraz tanıtalım Bu aslında. Mecnuni, bu 18. yüzyılın başlarında yaşamış. Göreceli olarak en çok bilinen, göreceli olarak diyorum, burada 140 kişi var. Göreceli olarak bilinen tek tük Ermeni aşığından biridir. Bu işte birçok antolojide de yer verilen bir şahsiyettir, önemli bir şahsiyettir. İki tane Mecnuni var. O iki tane Mecnuni'yi dediğim gibi aynı zamanda ayırmak zaten başlı başına bir olaydır. Bundan da önce bir koşma okuyalım. Mecnuni'den de bir koşma okuyalım. Karşıdan salınma dilber, sana kurban olayım mı? İsmin okur gönül ezber, sevdi canım öleyim mi? Bu aşıkın mihnet ile, geçti ömrü zahmet ile, hey insafsız hasret ile, söyle mahrum kalayım mı? Sevdiğim beni yad ettin, gayrısına gönül kattın, kulunu yabana attın, seni hakka salayım mı? Ben hakka şikayet edeyim mi seni diyor. Çok güzel. Mecnuni düştü bu derde, sevdası yanıyor serde, tenhaca bulduğum yerde bir şeftali alayım mı? Evet. Çok ilginç, çok Çekil. güzel Evet, sözler. son derece güzel örnekleri var böyle. Evet, bir şiir daha okuyalım Mecnuni'den. Yani bu Tabii. Türkiye'li okurun en çok bildiği, dediğim gibi tek tük Ermeni kökenli. O da çoğu Ermeni olduğunu bilmez. Mecnuni çünkü. Yani sen onun öz adını madını falan anmazsan Mecnuni olarak girer literatüre ve öylece gider. Acep açılmadı bahtı siyahım. Şu fena mülkünde gam benim için. Olmadı gitti sinem yarası. Tabipler bulmadı em benim için. Em dediği ilaç biliyorsun. Gönül hasret çeker, can eder zarı. Yakar derunumu firkatin narı.
Ey bağdı sabah, ey seher rüzgarı, ne söyler ol gonca fem benim için. Döşendim toprağa, yaslandım taşı, felekten yaralı sinemin başı. Dostlar meclisinde sağ olan naaşı, yâre söyler mi ola kem benim için. Can hasrette gönül ister visali, eynime giyindim post ile şalı. Abdal olmuş deyu mecnun misali, söylesin alemler ko benim için. Varsın benim için mecnun desinler. Leyla'sızın uğruna deli olmuş. Mecnun'un kelime anlamı delidir biliyorsun. Mecnun meşhur bir isimdir Leyla ile Mecnun. Oradan çok destanından dolayı. Yani bütün şeyler. Hocam bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu okuduğunuz orijinalleri mi yoksa çeviri yapılmış hali mi? Hayır, orijinalleri. Bunlar orijinal elbette olarak. Şimdi bunları ben hazırlarken beni en çok yoran çalışmalardan biri oldu bu açıkçası. Ve ben üzülerek şunu görüyorum. Alanın ilk çalışması olduğu ve büyük bir emekle gerçekten ortaya çıktığı halde gerekli şeyi bulmadığı yankıyı. Hala insanlar demek ki bazı şeyleri atamamışlar kafalarından. Yani konu Ermeni aşıkları ya. Yani ona ben bağlıyorum, başka bir şey değil. Kaynaklarımı sorarsan gerçekten beni en çok yoran çalışmalardan biri oldu. Bunların büyük bir bölümü aynen Kürt'ü, Türk'ü ya da başka bir milletten şairlerin yer aldığı cönklerden. Arap harfli cönklerden. Bir bölümü yine mecmualardan alındı. Arap harfli Türkçe ve Osmanlıca mecmua bunlar. Yani onu sadece harf, alfabe değişik. Keza bir bölümü Ermeni harfli mecmualardan ve aplikasyonlardan alındı. Bazı Ermeni arkadaşların desteğini o konuda aldım. Bunları belirledikten sonra onları Ermeni harfli cönk diyelim, şiir mecmuaları ve aplikasyonlardan çevrim yazı tarzında. Çeviri değil, çevrim yazı. Yani Arap, affedersin, Ermeni harfli eserden, şiirden Latin alfabeli Türkçe şiire. Öbürü de Türkçe. Yani Arap harfli olan da Türkçe ve Osmanlıca, Ermeni harfli olan da Türkçe ve Osmanlıca. Hatta Arami harfli, Arami dilinden de çeşitli şeyler var. Türkçe alfabesiyle yazılan. Yani alfabe olayı başka, dil olayı başka. Sen bir dili, keza bunu en iyi Kürtler bilir. Bu kuzeyde, Türkiye bölümünde Latin alfabesini Türkiye'de kullanıyorlar. Bilmem güneyde ve İran'da Arap alfabesini kullanıyorlar. Ermenistan'da Kürt alfabesini kullanıyorlar. Halbuki hepsi Kürtçe. Yani bunlar hepsi Kürtçe yazıyor. Ama bir yerde egemen alfabe bu, bir yerde egemen alfabe Arap alfabesi, bir tarafta da Kürt alfabesi. Bu aynı zamanda Kürtlerin kültürel bölünmesine de maalesef yol açtı. Bundan dolayı diyelim ki Latin alfabesini bilen birisi Arap alfabesini bilmiyorsa o kaynaklardan yararlanamıyor. Keza Ermeni harflerini bilmiyorsa öbür taraftan yararlanamıyor. Öbür taraftaki bir kişi Latin alfabesini bilmiyorsa bundan yararlanamıyor. Bu da ayrıca bir handikap yani. Üzerinde durulması gereken. Yani egemen oldukları ulusun alfabesine göre yazılıyor ama kendi dillerinde yazıyorlar. Bizim şimdi, şimdiye kadar 1928'e kadar bizim alfabemiz neydi? Arap alfabesiydi. Kürtler açısından bakarsan 1928'e kadar Arap alfabesiydi. Geçmişte Orta Asya'dakiler Çin alfabesini kullanıyorlardı. Anlatabiliyor muyum? 1928-29'dan itibaren Latin alfabesine geçildi. 3 ay gibi kısa bir zaman içerisinde. Aslında bu aynı zamanda büyük bir kültürel kopuşu da beraberinde getirdi açıkçası. Bugün kaç kişi var 1928 öncesi kaynakları rahat okuyabilen, onlardan yararlanabilen, onları bilince çıkaran kaç kişi var bugün? Araştırmacılardan kaç kişi var? Dolayısıyla bir alfabeyi gerici ya da ilerici olarak yetenlendirmek kadar abes bir şey olamaz. Tersine ne kadar çok alfabe bilinse o kadar iyidir. Çünkü o zaman çok daha ufkunuz genişliyor. Bu dil gibi aynen. Şimdi birden fazla dil bilen insan, hani iki dil biliyorsa iki insan, üç dil biliyorsa üç insan deniyor ya. Aynı şey alfabe için de söz konusu. Dolayısıyla bizim burada bilmemiz gereken şey, bu benim yazdığım şekliyle, tümüyle bunlar Osmanlıca ve Türkçeydi. Çok az ürünlerde daha 1880'de söz gelimi Harput'ta bir şiir kitabı basılmış. O da Ermeni harfli Kürtçe ilahilerden oluşan bir kitap. Onun da örnekleri var burada. 8-10 kadar o örnekleri de verdim. Keza yine
Süryanilerin Kürtçe lavijleri var. Süryanilerin, Hristiyan Süryanilerin Kürtçe lavijleri var. Onun da bazı örneklerini verdim buraya. Ama kitabın esası eski Arap harfli artı Ermeni harfli eserlerden çevrim yazı tarzında alınmıştır. Birçok önemli kaynak da bugün Ermenistan'da bulunan Çağrı'nın Sanat Edebiyat Müzesi diye bir müze var Erivan'da. Şimdi 1959'da bir yazı okudum. Türk bu dergide Türkçe yazan Ermeni şairler diye bir yazı, tek sayfalık bir yazı vardı. Bu Folklor dergisinde İhsan Hınçer'in bir yazı var. Bu yazıda diyor ki arkasından işte Ermeniler aleyhine çıkarılan yasalarla büyük ölçüde biliyorsun etnisleştirildi Ermeni varlığı ve kimliği bu coğrafyada. Buna rağmen bu ürünleri hala toplama durumunda olan bir şahıs, Toros Azadyan diye bir şahıstan söz ediyor 1959'da. Diyor ki Toros Azadyan bu konularla ilgileniyordu. Fuat Köprülü, Mehmet Halit Bayri gibi şahsiyetler, konuyla ilgilenen şahsiyetler bilgi almak ya da eser almak için zaman zaman Toros Azadyan'a başvuruyorlardı diyor. Fakat bu Toros Azadyan da 1955'te vefat etti diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hmm. 1955'te vefat etti diyor. Şimdi bunu nasıl bulacaksın? Bu o kadar önemli ki Türkiye'de kimi araştırmacılar bir tek destanla birçok yerde bildiri sunuyorlardı. Birçok, bir destan. Bir Ermeni aşığının destanını alıp birçok yerde onu bildiri olarak sunuyorlardı. Halbuki burada 1000'den fazla eser var şu an. 140 şairin 1000'den fazla eseri var. Ne yaptım? Bir gün bu çevrim yazıları yaparken, yaptırırken bu telif kişilere bulunduğum bölgede doktora çalışması yapan Ermeni bir arkadaş, Almanca anlaşıyoruz tabii kendisiyle. Dedim ki ya böyle böyle sürekli olarak bu biyografilerde şey geçiyor, biz müze, sanat edebiyat müzesi ve bu Toros Azadyan arşivinin de orada olduğunu öğreniyoruz. Bunu da böyle bir vesileyle ben öğrendim. Bu konularda çalışma yapan başlıca Türkiye'li Ermeni. Ama 1955'te vefat etmiş. Şimdi o arkadaş demez mi doktora öğrencisi, ya o müzenin müdürü hocam, benim hocam demez mi? Profesör falanca kişi. Bunun üzerine biz temasa geçtik. Gerek o profesörle, gerek oğluyla. Ki oğlu da sinema tarihi, Kürt sinema tarihi konusunda da uzman bir şahsiyet. Arsri Bahçinyan adında bir şahıs. Öbürü Hanri Bahçinyan, babası, profesör. Bunlarla temasa geçtik ve açıkçası ben belli şeyler karşılığı, ücretler, paralar ödeyerek bu eserlerin bir bölümünü de öylece sağlamış oldum. Yani bu kitabın böyle zengin çıkmasının temel nedenlerinden bir tanesi budur. Ve halen elimde bu kitapta da yer almayan 40 dolayında destan var. Yayınlanmamış. Ermeni aşıklarının destanları var. Günün birinde ismini bile koydum. Manzum Halk Tarihçisi Ermeni Aşıklar adıyla. Böyle bir inceleme antoloji tarzında yayınlamayı planlıyorum gelecekte. Evet, çok iyi de edersiniz. Hocam yine örnek vermenizi isteyeceğim. Peki hay örnek yeter ki örnek istiyorsanız. Evet çok güzel gerçekten dinlemekten büyük bir zevk aldım. Şimdi bir tane mesela şeyi okuyalım. Aşık Yeksani. Aşık Yeksani. Tam da Alevice yazan, tam da Alevice yazan bir şahsiyet, bu da önemli. Bu vesileyle rahmetli katledilen Hrant Dink'in bu konudaki katkısını, emeğini hiç unutmamam lazım. Bunu her yerde yad ediyorum. Açıkçası bu kitap çıktığında da ilk gönderdiğim şahıs oldu Hrant Dink. Ve kitabın alınıp alınmadığını öğrenmek için aradığımda, zaten çok hüzünlü bir şahıstı, duygulu bir insandı, çok duygulu bir sesle, ya hocam şimdi kitap önümüzde, bütün arkadaşlar toplandık Agos'un merkezinde, okuyoruz ağlamaklı vaziyette, kitabı okuyoruz, inceliyoruz demişti. Hiç unutmuyorum bunu. Kendisini de saygıyla anıyoruz. Evet, saygıyla anıyoruz. Şimdi Aşık Yeksani'den, tam da Alevi deyişi kategorisinde bir deyiş okuyalım. İstemem alemde gayri meyveyi, tadına doyulmaz balındır Ali. İstemem dünyayı verseler dahi,
Koklasam sümbülü, gülümdür Ali. Ali'dir gönlümün tahtında köşem. Ali'dir sahrada morru menekşem. Ali'dir kadehim, Ali'dir şişem. Engürden ezilmiş, dolumdur Ali. Engür üzüm demektir biliyorsun. Yeksaniyim, nice düştüm derdime. Gark oldu vücudum, çile bendine. Sormaz oldu gönül kendi kendine. Söyler dehanında dilimdir Ali. Benim yerime konuşan Ali'dir diyor. Ali'nin kendisi konuşuyor. Evet. Hani Pir Sultan'ın meşhur deyişi var ya. Pir Sultan'ım şu dünyaya dolu geldim, dolu benim. Bilmeyenler bilsin beni, ben Ali'yim, Ali benim diyor Pir Sultan Abdal. Evet. İşte aşağı yukarı Yeksani'nin de söylediği o. Bir örnek daha istersen okuyayım. Bu biraz protest Alevi deyişi kategorisinde. İç Toroslar bölgesinde de birçok temsilcisini gördüğümüz. Hüdayisinden İbretisine, İbretisinden Melulisine, İç Toroslardaki birçok hakikatçi Alevi'nin üslubu aynı zamanda protest Alevi deyişi üslubudur. Bu ona benzer bir örnek. Diyor ki yine Aşık Yeksani, Kur'an yazılırken Arş-ı Rahman'da sır kudret katibi elindeydim. Kendisini nerelere koyuyor? Kandil asılırken nuru meskende bülbül idim, gonca gülünde idim. Kırklar arş üstünde kurdular cemi. Muhabbet hak oldu, sürdüler demi. Balçıktan yarattı Mevla Adem'i. Ben o zaman atam belinde idim. Yunus batlı huta daldığı zaman, 40 gün hem 40 gece kaldığı zaman, Şahım Zülfikar'ı çaldığı zaman, Hayber kalasında kolundaydım. Yeksaniyem buldum aşkın varısın, münkir münafıka vermem yarısın, bir kuşa 80 bin şehrin darısın, tayın verilirken yanındaydım. Hı. Diye enteresan böyle tasavvufi yanında ağır basan bir protest deyiş türü bu. Hı. Bu şahıs Yeksani çok önemli. Söz gelimi burada yer almayan, kitapta yer almayan, benim sonradan bulduğum, çevrim yazısını yaptığım bir şiir. İsterseniz onu da verelim. Bu bunu kim? 1922'de Yarın diye bir dergi çıkıyormuş. Yarın diye bir dergi İstanbul'da 1922'de orada Osmanlıca tabii yazmış. Salih Zeki Bey. Salih Zeki Bey bildiğim kadarıyla İrene Melikov'un Türk olan eşi. Bir Türk şairi, yazarı, aydını zamanında. Salih Zeki Bey bunu veriyor. Benim kitabımda yok söz gelimi. Kadir Mevlam, budur senden dileğim. Ver bana bir suna, gönlüm eyleyim. Gayet güzel olsun, densiz olmasın. Bir karış gerdanı, yensiz olmasın. Beli ince olsun, cansız olmasın. Ver bana bir suna, gönlüm eyleyim. Tavus kuşu gibi göksü nakışlı, özke aldırmış şahin bakışlı, güvercin topuklu, keklik sekişli, ver bana bir suna, gönlüm eyleyim. Kadir Mevlam kalem vermiş, kaş vermiş, inciden sedeften, nurdan diş vermiş, gülmemeler tomurlanmış, baş vermiş, ver bana bir suna, gönlüm eyleyim. Bu da bir aşk şiiri yine. Ermeni aşığı Yeksani'nin. Evet, çok güzel. Gerçekten çok güzel eserler. Ama dediğiniz gibi bunlar Ermeni kimliğinden bağımsız olarak biliniyorlar. Değil mi? Elbette bu. Yani bazıları var ki sadece Ermenice yazmış. Bazı öyle şairler var sadece Ermenice yazan. Hı hı. Bazı şairler var. Hem Ermenice hem Osmanlıca ve Türkçe, egemen dil. Ben bu topraklar için diyorum. İran demiyorum. İran'da mesela Kürtçe yazanlar var, Farsça yazanlar var, Ermenice yazanlar. Keza Erivan ekolüne bağlı olanlar Ermenice, Gürcü ekolüne bağlı olanlar Gürcüce. Onlar ayrı, ben bu topraklar için söylüyorum. Anadolu. Evet. Konstantinopol ekolü denir bunlara. Aynı zamanda İstanbul ekolü olarak da nitelendiriliyor. Bunlardan bir bölümü ama ağırlıkla bunlar egemen moda dille yazıyorlar.
Osmanlıca ve Türkçe yazıyorlar. Dahası mesela Hristiyanlığı terennüm ederler. Bu şiirlerde çok azdır. Vardır, öyle şiirler de var. Hristiyanlığı terennüm ederler. Ama onları da hiç yadırgamazsın. Zaten Ali Bektaşi Edebiyatı'nda İsa, Hazreti İsa'da sıklıkla geçer, Meryem Ana'da geçer. Bunlar Alevi literatürünün temel kavramlarıdır zaten. Evet. Yani hiç yadırgamaz, yadırganmaz. Bu nedenle bu şeyden tamamen bağımsız, egemen dil ve egemen kültür çerçevesinde yazılmış, topluma mal olmuş, mal edilmesi amaçlanmış edebiyat ürünlerdir bunlar. Hocam yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. İsterseniz böyle birkaç örnek verelim. Birkaç örnek verelim. Evet. Peki. Çok güzel örnekler çünkü. Yeter ki sen örnek iste benden. Evet diyorsunuz. Çok zengin. Çok örnekler var. Çok çok örnekler var. Bir mesela Aşık Turabdar'dan okuyayım. Bir tane Aşık Turabdar. Evet. Ki bunlardan şunu da iyice söyleyeyim. Biliyorsun geçmişte özellikle büyük şehirlerde, bu Kürt coğrafyasında da vardı. Söz gelimi Van'ında, bilmem işte Bitlis'inde, Diyarbakır'ında vesaire. İstanbul ve daha başka büyük şehirlerde de vardı batıda. Bunlar kahveler vardı, kahvehaneler. Ve bu aşıkların, ozanların önemli bir bölümü gidip o kahvelerde eserlerini icra ederdi. Hı hı. Sazla ya da bir bölümü de sözle icra ederlerdi. Onlara kahveleri deniyor, aşık kahveleri deniyor söz gelimi. Aşık Turabdar'dan okuyayım bir tane. Arapgirli doğmuş mesela, Malatyalı, Arapgirli. Dudu musun, kumru musun, hoş bülbülüm küsme gel. Çiçeklerden aziz misin, gonca gülüm küsme gel. Gece gündüz hasretinden ah çekip yanmaktayız. Perim sana beyan olsun, hasbihalim küsme gel. Esti muhalif rüzgar, cüda düştüm elimden. Şeyda bülbül vazgeçmiyor gülşanından gülünden. Ne mümkündür doymak olmaz lisanından dilinden. Şeker misin, şerbet misin, sükkar balım küsme gel. Sükkar aynı zamanda şeker, koyu şeker anlamında. Coşkun sular yanmaktadır, öz benim ateşimden. Bu ne acayip sevdadır ki, savabilmem başımdan. Dilber cemalin nur tasvir, asla gitmez karşımdan. Gece gitmezsin düşünden, gündüz hayalim küsme gel. Turabdar der gel incitme, cesette şiirin canı. Dünya dolu güzel olsa değişip vermem seni. Perim zülfün dudasında yaktın, bendettin beni. Yaktın cismim, büryan ettin, hasbihalim küsme gel. Evet, gerçekten çok enfes. Çok çok birbirinden müthiş. Yani bugün şarkı sözü olarak, güftesi olarak nitelendirilecek, bestelenmesi gereken o kadar çok şey var ki. Bunların zaten bir bölümü de bestelenmiştir. Onu da söyleyeyim. Evet, şarkı sözü çünkü, olarak bir bölümü bestelenmiştir. Zaten müzikte de Ermenilerin, gayrimüslimlerin çok önemli bir yeri var. Osmanlı dönemi müzik sanatında. Evet, gerçekten de çok zengin çok önemli, şeyler kalmışlar. Çok önemli bir yeri var. Evet. Son bir şiir okuyalım ve bitirelim hocam. Programı. Öyle mi? Son bir şiir okuyalım. Evet. Çok güzel gerçekten. Evet. Aşık. Yani hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden güzel. Seçmekte zorlanıyorum. Gerçekten zorlanıyorum. Zorlanıyorum. Peki Zülali'den, o açıldı. Zülali'den okuyayım Zülali'yi bir tane. Zülali'yi de biraz tanıtalım. Evet, bu Pamukçıyan vardı. Ermeni araştırmacı, evet. Çavur Pamukçıyan. Mesela bugün unutuldu gitti. Bu Kayseri Ermenilerindendir. Pamukçıyan bence bir ak devrim gerçekleştirdi Ermeni kültüründe. Kimse mesela üzerinde durmuyor, konunun uzmanları dışında. Üzerinde durmuyor. Tabii o da Hakk'a yürüdü. Adam Hakk'a yürüdü. Öylesine üretken bir adam, öylesine üretken bir adam ki özellikle 1980'den sonra bu
Ondan önce de var çalışmaları var tabii 30'lu 40'lı yıllardan bu tarafa çalışmaları var. Fakat özellikle 1980'li yıllardan sonra bu Tarih ve Toplum işte gibi benzeri dergiler yayınlandıktan sonra onlar aracılığıyla daha çok geniş kitlelere gitme imkanı buldu. Oradan öğreniyoruz. Sadece Ermenilerin yazdığı bilmem ne kadar Osmanlıca ve Batı dillerinden sözlük. Bir bölümü basılmış, bir bölümü basılmamış. Yani Osmanlı kültürüne, bir bütün olarak Osmanlı kültürüne de çok büyük katkısı olan şahsiyetler. Nitekim bu şairlerden bir bölümünü de bilince çıkaranların başında Çavuk Pamukçıyan geliyor. Hı hı. Ermeni harflerine de hakim olduğu için, tabii çok iyi biliyor bildiği için o dili. Onun kazandırdığı bir şahsiyet bu. Esas adı Hagop. Maraş'ın Kuyucak mahallesinde doğmuş. Evet. Maraşlı. Maraş bölgesinde iç Toroslar'da çok önemli bir Ermeni varlığı vardı. Vardı geçmişte. Güzel, evet. Ve onlarca diyebilirim, onlarca şair var sadece iç Toroslar bölgesinde yetişmiş. Evet, şimdi, Ermeni şair. Şimdi Ermeni orada, evet şimdi orada bir zamanlar Ermenilerin bile yaşadığı çok fazla bilinmiyor aslında. Evet maalesef. Maalesef. Evet. O kadar tarihin üstü bir örtüyle kapatılmış durumda ki yani o şanla adeta tarihi karartmak için ne gerekiyorsa o yapılmış. İşin açığı bu. Evet, evet bu da senin hemşehrinden o zaman. Diyelim. Evet, Maraşlı hemşehrinden, Zülali'den, esas adı Hagop olan Zülali'den, 1870'te ölmüş, 19. yüzyıl şairi. Hey peri hüsnün bağını gülşen de desem el verir. Lale-i ahmer yanağın handan da desem el verir. Neşesi derdinden hu çekip mecnun gezer. Şerbeti lali lebin dermanda desem el verir. Ta ezelden dost yoluna piyade koydum seni. Ruzu şep atmadadır derunumda aşkın narı. Gam değildir şu cihanda övdüğüm şimden geri. Sevdim bir melek simalı civanda desem el verir. Üftaderler vaz mı gelsin sendeki mehpareden? Nur ile halk eylemiştir seni yoktan var eden. Gam mı çeker şu cihanda efendim hüsnün gören? Bulunmaz mislin dar-ı cihanda desem el verir. Hey peri Zülaloğlu'na kılmadın asla vefa. Senin ile sine saf olup sürmedik asla sefa. Kaşların tuğra çekilmiş, hükmeder kaftan kafa. Sana hatimi mührü Süleyman da desem el verir. Dilinize sağlık sizin de hocam. Gerçekten siz de çok güzel okudunuz. Bugün çok şey öğrendik aslında, çok gerçekten zevkli bir programdı maalesef. Evet, mümkün olsa de sadece şiir okusak. Evet, öyle bir program da yapalım aslında. Maalesef süremizin sonuna geldik hocam, bugün de ayrılıyoruz. Evet sevgili seyirciler, maalesef bugün programımızın sonuna geldik. Bugün Alevi Edebiyatı'nda Ermeni aşıkları tartıştık Mehmet Bayrak ile birlikte. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.